Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese selamlar, Duygu Atakan'la Benim Hikayem Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi karşımda Türkiye'nin bana sorarsanız en güçlü erkek vokallerinden birisi var. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Çünkü nasıl şarkı söylediğini bildiğimiz bir insansın sen Barbaros. Ve gerçekten hani efsane bir sese sahipsin. Çok da beyefendi bir insansın. Öncelikle hoş geldin podcast'ime, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar diliyorum Duygucuğum. Ayrıca iltifatların için çok teşekkür ederim. Çok incesin. İltifatın gerçek. Evet, buyurun efendim. Gayet çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Koşturuyorum. Hepimiz gibi bir şeyler için çabalıyoruz. Sen nasılsın? Yolunda mı her şey? Aynı işte, ne yapalım? Ekonomi, o, bu, öyle şeyler. Yani, gündem yoğun. Gündem yoğun yani. Bitmiyor bizde maşallah. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki gündemimiz bir türlü bitmiyor yani. Yemin ederim. Ya bir klasik var ya hani Finlandiyalıların bir senede yaşadıklarını biz birkaç günde yaşıyoruz diye. Gerçekten o gerçek ya. Vallahi öyle. Şey sorayım. Yazık bize. Peki sence şey yapsalar, bizim böyle haritadan sökseler Türkiye'yi, nereye koymaları lazım? Yani rahat edebilmemiz için tam olarak nereye taşınmalıyız Türkiye'ye? Ya sosyal medyada yapmışlar ya onu. Grönland'ın oraya mı? Finlandiya'nın kıyısına koydular. Çok soğuk aşkım. Biz orada yaşıyor muyuz ya? Daha böyle yani sanki. Ben böyle şahsen asla yaşayamam yani. Mümkün değil. Güneş abi görmek lazım. Evet. Tabii ya, buz yani, imkanı yok. Gibi. Depresyona gireriz orada. Evet, depresyona girip şarkı yazarsınız belki. Vallahi onun için gerek yok oralara gitmek. Burada yeterince depresyona giriyorum bu ülkede. Burası da gayet iyi yani. Peki nasıl gidiyor? Keyfin yerinde mi? Görüyorum sahnelerin oluyor. Yine tabii cazlar söyleniyor, pop şarkılar yapılıyor. Nasılsın sen? Ya yolunda her şey. Ya çok şey, çok enteresan, değişik bir kariyer hattine sahibim. Evet, dediğim gibi caz konserleri oluyor zaman zaman. Zaman zaman senfoniyle hani yabancı şarkıların da olduğu farklı farklı konser çeşitleri oluyor. Evet, pop parçaları yapıyorum, pop söylüyorum. Yani biraz da beni de, hepsi de birbiriyle besleniyor galiba. Beslendikçe de tabii hani daha çeşitlenme, daha farklı bakış açıları. Ama tabii yani hani şey, öz eleştirimi yapayım. Az şarkı çıkarıyorum ya. Evet, az çıkarıyorum. Yani az şarkı çıkarıyorum ama yani yalan da söylemeyeyim. Hani her ayda bir de bir parça da çıkartmak istemiyorum. Kariyerin adına mı? Yani bu sana doğru mu gelmiyor? Ya o kadar aşırı sık parçalı çıkartmak da hani dijitalin şeyini yakalayacağım, ne derler o, dijitalin gerçekten gündemde tutacağım, dijitali sırf yakalamak adına hadi parça çıkartayım, haftada bir çıkartayım gibi bir paniğim de yok. Çünkü o zaman biraz özensizleşiyor her şey, ne söz kalıyor, ne beste kalıyor, ne aranjman kalıyor, detaylıca inceleyemiyorsun. Ama daha sık şarkı çıkarabilirim, evet. Yani, o doğru. Şimdi ben var mı ilk dinlediğim zaman şarkıyı, dedim ki ne kadar sıcak, ne kadar güzel. Yaşar'ı da çok severim, sen de aynı şekilde. Şarkı, mesela siz bu şarkıyı yaparken var mıdan bahsediyorum, birazdan çalacağız şarkıyı da. Bu kadar hit olacağını düşündünüz mü? Bu kadar dinleneceğini, bu kadar her yerde çalacağını, insanların bu kadar sahipleneceğini düşündünüz mü? Çünkü çok açık konuşmak gerekirse böyle matematiği olan bir şarkı gibi de değil aslında. Daha çok bende hissi bir şey bırakıyor. O kadar güzel söylenmiş, o kadar güzel aranje edilmiş ki çok matematiksel bir şey yok gibi geliyor bana şarkının içinde. Yanlış mı? Çok doğru. Hiçbir matematiksel bir şey yok. Parça bana geldi. Murat parçayı bana dinlettiğinde, ki bu parçayı ben seneler önce dinlemiştim. Sonra parça ne yapayım derken bu şarkıyı tekrar önüme aldım. Sonra gerçekten ya parçayı söylerken, mırıldanırken, ya bu Yaşar'da ne kadar güzel durmaz mı? Yaşar'ın sesi geliyor aklıma falan derken bulaştım Yaşar'a. Tanıdıklarımız da vardı birbirimizde. Hadi abi yapar mıyız? Yaparız. Mustafa da inanılmaz çabuk aranje etti parçayı. Ya Mustafa parçayı 1,5-2 saat gibi bir sürede bana dijitalden attı. Ceceli hazır ya, diye. Yemin ediyorum, evet. Acayip yani, evet. Acayip adam ya. Yani hiçbir matematiği yok, çalınacağını hissediyordum. Ama hakikaten tabii ki parçaların kaderlerini önceden kestirmek olanaksız. Dünyada öyle bir insan yok. Keşke olsa da çalışsak ama yok öyle bir şey. Ben varım aşkım, bana gel. Vallahi danışırım sana, o kadar hakikaten net bir görünüm varsa direkt danışırım ya. Ay, evet, dinliyorum. Ama ne zaman istersen tabii de yani. Buyurun efendim, devam edelim. Yok vallahi zevkle, tamam bak sözüm söz. Bir dahaki parça çıkmadan önce sana dinleteceğim. Dinlet bana sen bana dinlet. Ya yani çalınacağını tahmin ediyordum da hani nereye kadar ne kadar çalınacak bilmiyorum ama gerçekten radyolarda da dijitalde de iyi gitti ya. Evet, güzel hakikaten gitti. Memnunum yani. Ya, evet, çok güzel şarkı. Ben şu an bile hani şey var mı
Senden bir tane daha var mı? Sonra Hande evet. Yener giriyor. Benden bir tane daha yok diye şarkı. Ya ya gerçekten. Böyle bir şey yapsanıza ya gerçekten. Hani öyle sana bir şey, yemin ederim gibi. Bak. Bu radyolar sıralaması var ya hani evet. Bütün kuruluşların radyoların. 5 numara o, 6 numara ben, 5 numara işte başka bir şey, 6 numara. Üst üste sen, var mı? Senden benden bir tane daha yok. Hiç cevap gibiydi yani. Vallahi çok billahi. Çok iyi ya, çok güzel. Peki şimdi bir şarkıyı bir çalalım, üstüne devam edeceğiz sohbetimizi. O zaman bir var mıyı dinleyelim, sonra buradayız. Hadi dinleyelim. Haydi bakalım. Senden başka bir derdim yok çok şükür. Hür kalbim bir tek hasretinde sürgündür. Bir ara uğra da şu asık yüzümü güldür. Sevabına, sevabına. Hatalarım oldu kabul amenna. O kadar olur insanız sonuçta. Seni her daim sevdim bunu da unutma. Gel girme günahıma. Senin değilse kimsenin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman. Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Evet, şu anda Benim Hikayem podcast'inde konuğum Barbaros var mıydı dinledikten sonra biz sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Barbaros, benim çok merak ettiğim bir şey var. Yani bu çok insan olarak merak ettiğim bir şey. O kafada olamadığım için. Ben mesela şimdi Türkçe konuşuyorum, tamam mı? İngilizce konuşacağım zaman, örnek veriyorum, bir yabancı dil konuşacağım zaman böyle kafamda önce o cümleyi bir, zaten konuşamıyorum da hani konuşabildiğim kadarını söylüyorum sana hani. Cümleyi bir Türkçeden tam İngilizceye çeviriyorum, tamam mı? İşte mesela diyelim ki seni seviyorum diyeceğim. Onu evet. Şöyle yap. I love you oturtmam lazım. Şimdi sen abi. Pardon, bana şunu bir açıklar mısın? Yani nasıl oluyor da 4 dil falan konuşulabiliyor? Yani hani Fransızcası, İngilizcesi, İtalyancası. Ya bu nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa derken nasıl bir beyin yani daha doğrusu. Yok ya, kimler neler konuşuyor, benimki hiç öyle özel bir... Ya bana göre sen çok konuşuyorsun da o yüzden ya. Ya şimdi İngilizcemi bir dinlesen sen dersin ki eyvah, o yüzden şimdi şey ya. Şimdi sen bana göre çoksun aşkım, sana göre çoklar da vardır tamam, ama sen şimdi benim standartıma göre çoksun, bana göre anlat yani. Genel bir Türk halkı olarak bize anlat yani. Ya bir şey diyeceğim. Kaç tane parça dinliyorsun da aralıksız nasıl konuşuyorsun? Kaç sene bu radyoculuğu canlı yayını büyük bir hızla hiç sekteye vardırmadan
Nasıl yaptın? Kaç sene büyük kuruluşları, milyonları nasıl idare ettin diye sana soru sorsam. inan bana aşağı yukarı aynı cevap. Birikim, emek, özveri, çalışma, zaman ayırma. Elbette ki tabii ki bir yetenek olması gerekiyor mutlaka ki. Dilin mutlaka ki bir yetenek kısmı da var. Ama özveri, çalışma ve sevme işi ne kadar zaman ayırıyorsan o da sana o kadar cevap veriyor. Sen nasıl ki seneler boyu kitleleri aldın götürdün, bizlerin parçalarını deliler gibi çaldın unutmaksızın, karıştırmaksızın. Bu aslında paralel şeyler. Yani çok zaman ayırdın, çok emek verdin, bununla yattın kalktın, hayatını buna verdin. Doğru söylüyorsun. Bu da benim çok önem verdiğim, çok sevdiğim bir hobi aslında. Çok mutlu olduğum, kitaplar okuduğum, özel hocalarla çalıştığım, herkes zamanını bir şekilde mutlu olabileceği şekilde değerlendiriyor. Ben de buna eğildim. Yani hani dil benim hobilerimden bir tanesi. Çok sevdiğim bir şey. Süper bir hobi. Ben mesela bana senelerce dediler ki İngilizcem var mı soruyorlar. Sunuculuk da yapıyorum ya ben şimdi. Evet. Yok diyorum falan böyle. Neyse bir sürü iş kaçtı öyle. Çok da önemli değil. Kısmetim değilmiş. Şimdi son dönemlerde benim söylediğim şeye dönüyor biraz böyle. Tamam diyorum ki nasıl olsa dedim senelerce. Nasıl olsa günün birinde dedim birisi basıp konuştuğumuza çeviren bir tane uygulama yapar dedim yani. Ve yapıldı. Yapıldı aynen öyle. Uygulaması var. Basıyorsun şimdi galiba iPhone 15 Pro Max'te mi ne? Basıyormuşsun direkt ses olarak çeviriyormuş. Yani şeyin telefonun içinde varmış. Bende yoktu o kadar pahalı bir telefon. Ondan sana sorayım. Sende vardır diye düşündüm Barbaros. bak ya. Ya Duygu. Ya Duygu onu bırak gerçekten hani hatta yükle istediğin şeyleri söyle şunun gibi şarkı şöyle bu kelimeler evet geçecek ya. Bunlar geçecek dediğin anda sana parçayı zaten sunuyor ne yapay zeka. Evet öyle. Hiç uzağa gitme bırak doğru. İngilizce çeviriyi sana hit yapıyor artık yani bir süre sonra gerçekten nelerle uğraşacağımızı ben düşünemiyorum. Vallahi ben yapay zekadan korkuyorum ben hiç çok ben sevmiyorum bu kadar. Teknolojinin yani tamam teknoloji gelişsin okey de ameliyatta gelişsin abi insanları Parkinson'dan kurtarsın tutup da şarkı sözü yazarlarını da işine elinden alması yani bestecilerinden yani bir ruh var orada. Sen onun işlerini elinden alabileceğini sanmıyorum çünkü yapay zeka kendiliğinden sıfırdan kendi duygularına katarak demiyor mesela diyorsunuz ki bana Sezen Aksu gibi içinde ayrılık öğeleri barındıran İşte atıyorum Onno Tunç aranjesi melodileri içeren tabii birisini örnek göstermezsen yapay zekaya git kendi içinden ne geliyorsa yapay zekacım bir tane şarkı yapıver dediğinizde hiçbir şey çıkmaz ki ortaya. Geri yüklemek zorundasınız. Yani Aysel Gürel gibi yaz işte Ozan Çolakoğlu gibi aranje et örnek veriyorum Barbaros gibi de söyle diyebileceğim artık bundan sonra ben. Diyebiliyorsun tabii ki asla aynı şeyler çıkmaz ama bir şey ki. Ortaya çıkar. Bir vay şey ortaya arkadaş. Çıkıyor evet. Bence biraz korkutucu gibi geliyor bana. Biraz evet haklısın biraz, evet. Bir sorma boş ver dinleyelim ardından kısacık bir devam edeceğiz okey? Okey. Haydi bakalım. Unutulabilir mi bu kader de sence? Ben hep avutmuşum kendimi kendimce. Düşer mi yerinin yakınına yolum? Sen hep benim en mühim konum. Hem düşmanım hem de sağ kolum. Oldun haince. İçin için yanar için yine ben ağlarım. Yanında yemin bozar benim bütün vedalarım. Geçer adım bir sohbette açır kalbinde bir yer. Nereden mi biliyorum? Sorma boş ver aynısını yaşadım.
düşer yerinin yakınına yolum. Sen hep benim en mühim konum. Hem düşmanım hem de sağ kolum. Oldun haince İçin için yanar için. Yine ben ağlarım. Yanında yemin bozar benim bütün vedalarım. Geçer adım bir sohbette, açır kalbinde bir yer. Nereden mi biliyorum, sorma boş ver, aynısını yaşadım. İçin için yanar için. Yine ben ağlarım. Yanında yemin bozar benim bütün vedalarım. Geçer adım bir sohbette, açır kalbinde bir yer. Nereden mi biliyorum, sorma boş ver, aynısını yaşadım. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Evet, Barbaros sorma boş verin ardından artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Biraz aşk hayatından falan bahsedeyim diyeceğim ama hiç sevmediğim şeyler bunlar. Benim özel hayata girmek istemiyorum. Yemin ediyorum çok sevmiyorum. Sana başka bir şey sorayım. Müzikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü sen müzisyen bir insansın ya. Yani. Teşekkür ederim. Çok incesin. Yani, çok incesin. Yani popu herkes söyler. Kimse alınmasın üzerine. Ama caz dediğin şey başka bir kafa, başka bir gırtlak, başka bir ses yapısı, başka bir söylem, başka bir vokal tarzı, tekniği. Bu hani ikisi böyle yan yana geldiği zaman sen hangisini, bu şimdi bana ikisi de benim çocuğum diyeceksin muhtemelen de, yani hani hangisinde kendini daha çok buluyorsun diye sorayım. Hangisi daha rahatsın? Şunu söyleyebilirim sana, hepsi de farklı farklı stiller. Hı hı. Evet, hepsi de benim. Ben diyemem ki sana çok iyi bir caz şarkıcısıyım. Hayır, caz şarkıcılığı, gerçekten caz şarkıcılığı bambaşka bir şey. Çok müthiş örnekleri var. Ülkemizde Sibel Köse gibi mesela. Hı hı. Evet, bir caz şarkıcısı. Belirli standartları tabii ki seslendiriyorum. Fransızca şansonları seslendirebiliyorum. İşte operatif şarkılar söyleyebiliyorum. Pop şarkıları evet kendimce, kendi stilimde, kendi duygularımla söyleyebiliyorum. Hı hı. Ben şöyle söyleyebilirim. Ben bir müzisyenim ve ben bir şarkıcıyım. Hı hı. Yani Sting'in müziğini ele al. Sting'in müziği birçok şeyden beslenmiştir. Sting'e hı hı. sorduğunuz zaman ne müzik yapıyorsun dediğin diye sorulduğunda bir tek cevap verir. Ben müzik yapıyorum. Ayırmıyor. Hı-hı. Ayırmıyor. Ben de aslında ben de bunu söyleyebilirim. Ben müzik yapıyorum. Müzik hı-hı. dediğin şey zaten birden fazla şeyden beslenebilen bir şeydir. Sting'in şarkıları da cazdan beslenir, rock'tan hı-hı. beslenir, pop'tan beslenir. Yani gider bir reggae solistiyle beraber düet yapar, dünya turnesi yapar ya da rock albümü çıkartır. Hı-hı. Müziktir asıl olan. Şarkı söylemektir asıl olan. Ben de kendimi müzikte kendimce, kendi ruhumun olduğu yere oturtmaya çalışıyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Barbaros katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ne söylemek istersin son olarak bizi dinleyenlere? Birincisi söyleyeceğim şey, klişeler her zaman ne yazık ki doğrudur. Hı hı. Herkese öncelikle sağlık diliyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu şey sanırım yaşadık. İyi insanlarla karşılaşmalarını Amin. Diliyorum. Amin. Ve iyi müzik dinlemelerini ve dinletmeye yönelmelerini rica ediyorum. Bu kadar. Başka çok bir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığın için. Kocaman öpüyorum seni. Çok dikkat çok teşekkür ederim. Yayınlar. Öpüyorum. Çok bye sağ bye. Ol. Ben de görüşürüz. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti.